Selam, ben Nilay. Kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda vloglara daha çok ağırlık verdiğim için kameranın karşısına geçip oturmayı özlemişim açıkçası. Bugün bizlerle olacak arkadaşlar Karaca, Emsan, Arzum, bir AliExpress'im, bir de ufak tefek göstereceğim birkaç şey var. O zaman hemen başlamak istiyorum ben lafı çok uzatmadan. Önce Emsan'dan başlayacağım. Böyle çelik bir çaydanlığım var. Sanırım çeyizimde şu an çelik olan tek şey bu çaydanlık. Ben çelik tencere seti falan almadım. Almaya da düşünmüyorum. Çünkü çeliği hiç sevmiyorum. Yani çelik tava, tencere hiç sevmiyorum. Annem ne kadar her gün başımın etini yese de çelik almak zorundasın, evinde olmak zorunda diye. Ben daha hiç almadım çelik tencere. Çünkü sevmiyorum yani çelikte yemek yapmayı. Şimdi ben size çaydanlığımı göstereyim. Bu arada ne kadara aldığımı hatırlamıyorum. Ama araştıracağım, bakacağım. Bulabilirsem açıklamaya yazmış olurum fiyatını. Bu arada bu Halley çaydanlık olarak geçiyormuş Emsan'da. Şöyle. Şurası silikonlu ve siyah. Bunun bir de şu silikonunun kırmızı ve gri olanı vardı. Ama ben siyah olanı tercih ettim. Şöyle önce bir uzaktan göstereyim size. Şöyle. Hatta bir çay koyayım. şöyle şu şekilde kapak kısmı da. Burası çok kolay açılıp kapanıyor. Silikon hemen böyle tık deyip oturuyor. Bir de şu kapak kısmını göstereyim. Bilmiyorum, ben çok beğendim. Çok zarif, çok kibar bir şeydi. O yüzden hiç tereddüt etmeden aldım bunu. Dediğim gibi açıklama kısmına eğer bulabilirsem fiyatını muhakkak yazacağım. Şunu bir koyup geliyorum. Evet, şimdi böyle bir büyük bir küçük gidelim. Ne göstereyim? Şu askılıkları göstereyim. Bunları bana annem aldı 2-3 gün önce falan. Şöyle bir yakından göstereyim ilk önce. Böyle sandalyelere, askılara asabiliyorsunuz. Yani böyle pratik askı diye geçiyor zaten. Mesela böyle hatta şey yapmışlar. Nerede? Ocağa asmış. Şöyle eldiveni koymak için. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle normal gardırop askılarına koymuş. İşte sandalyeye çanta asmak için falan koymuş. Şu herhalde şey. Aynen. Banyo kaloriferinde havlu koymak için koymuş. Kullanmışlar. Ben de kullanırım diye düşünüyorum. Tanesini 1 TL'ye almış bu arada. Şöyle bir paketin içinde 4 tane var. 8 tane bunlardan var. Daha sonrasında şu çok beğendiğim ve çok sevdiğim Karaca, canım Karaca'nın mumlarını göstereceğim size. Ne kadar mumum olduğunu ben de bilmiyorum, inanın. Bunları indirimden aldık biz. Bunun içinde başka bir şey yok. Bunun tanesini 10 TL'ye aldık. Tabii. 31 TL'ymiş normalde. Sonra 10.85'e düşmüş. Ondan sonra 9.80'e düşmüş. 9.80'e aldık. Bir tanesi şöyle turuncumsu, bakırımsı bir renk. Ki bunu daha çok beğendim. Bir tanesi de böyle bir pembe. Bir de bunlar mumluklarım. Bunlar da bu şekilde iki tane Karaca'dan mumum var. Fiyatı çok 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 iyi bence. Hazır bunları göstermişken hemen annemin yaptığı böyle mumluklarımı göstereyim size. Şöyle. Tabii bu mum bunun içine girmiyor. Yani sığmıyor. Ama işte bundan biraz daha ince. Bu biraz kalın bunun için. Bundan biraz daha incesini mesela bunun içine koyabilirim. Buna göre mum almam lazım. Daha sonra yine şöyle. Bu normal bir bardaktı. Şöyle göstereyim hatta içine. Bu da olmuyor buna. Buna göre de mum almam lazım. Şöyle. Benim salonum gümüş olacağı için bunlar benim için şu an çok güzel oldu. Çok beğendim bunları. Bir de şunların büyüğü var. Bu şekilde. Ya bunu siz de yapabilirsiniz. Çok basit. Mukavva karton keserek bir daire oluşturup istediğiniz şeyle etrafını kaplayabilirsiniz. Bunları da aynı şekilde daha büyük ama nasıl söyleyeyim. Mesela bundan daha ince 2-3 tane yüksek. Bundan biraz daha yüksek.
mumu koymak için orta sehpada düşünüyorum ben. Bunlar da bu şekilde. Şimdi gelelim diğer büyük parçaya. Ay bismillah. Evet. Bir de çaycım var Arzum'dan. Bunu çok beğenerek, çok severek aldım. İyi ki almışım. Mesela hala böyle küçük ev aletlerini falan gezerken görüyorum bunu. Ve fikrim hala aynı. Bunu alalı bu arada bir sene oldu ben. 340-350 TL gibi bir fiyata almıştım. Hala bunu beğeniyorum. İyi ki almışım. Çok mutluyum. Çok seviyorum seni. Benim de mutfağım genelde... Genelde değil aslında. Mutfağım bronz ağırlıklı. Bronz, cam ve metal. Yani bu tonlar üzerinden, bu renkler üzerinden gidiyorum. Bu çaycı da aynen o şekilde. Şimdi göstereceğim. Bu dediğim her şeyi barındırıyor. Metali, camı, bronzu. Yalnız ben bunda tost makinesi, işte blender. Gerçi blender'ı buldum, karar verdim gibi. Ama tost makinesinde bir türlü karar veremiyorum. Çünkü dümdüz siyah olmasını istemiyorum. Ne bileyim böyle gri olmasını istemiyorum. Hani içinde bronzluk olsun istiyorum. Biraz metallik olsun istiyorum. O yüzden biraz problem yaşıyorum. Ve aslında birkaç tane var bu renkleri barındıran. Ama onların da tost makinelerinin de yanları var. Ve bu yanları kesinlikle istemiyorum ben. Çünkü çok yer kaplıyor ve bilmiyorum, şekil itibariyle bizim gerçi evimizde de ondan var. Aslında çoğu tost makineleri öyle. Ama şekil itibariyle benim gözüme hiç estetik gelmiyor. Mesela Arçelik'in tost makinelerine bayılıyorum. Çok güzel, direkt dümdüz açılıp kapanıyor. Ama işte onların da renkleri bana uymuyor. Bu şekilde tost makinesini ben de bilmiyorum ne yapacağım. Onu da bir şekilde halledeceğim artık, bilmiyorum. Ve lütfen böyle kenarsız, işte benim şimdi göstereceğim renk tonlarına yakın veya uyabilecek olan bildiğiniz varsa ve bana fikir olarak sunarsanız çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Şimdi tamamen hepsini açayım, öyle göstereyim ben. Bu neyi ben de bilmiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bunu toplamak çok zor olacak. Ay sese bak. Ay nasıl toplayacağım ben bunu ya? Bir sürü köpükler çıkardım içinden. Ay. Oh evet, geldim. Çıkardıktan sonra bu normal bildiğiniz 6. Ha bak, bunu göstermem lazım değil mi? Şimdi buraya çayınızı koyuyorsunuz. Bu kapağı değil. Ama aynı zamanda bir de şöyle bir kapağı var bunun en son. Şu şekilde koymanız için. Burası bronz zaten. Bir de şu kettle olan kısmın şuraları, işte şurası falan bronz. Şöyle ilk önce ben göstereyim. Çaycı bu şekilde. Şu üst kısmının cam olması da tabii ki beni ele geçiren yer oldu. Çok hoşuma gidiyor. Bunda çay demler miyim bilmiyorum. Ancak işte böyle çok kalabalık falan olunursa bunda demlerim. Yoksa küçük çaydanla kullanırım. Ama işte bu kettle'ı kullanırken bile ben bunu bunun üstünde tutarım. Ayırmam. Bunun bir de bir tane daha var bundan. Şunun için kapağı. Yani sadece kettle olarak kullanmak istersem de böyle bir kapağı var. Sanırım bu da olur göstermem için. Evet. Şöyle kettle olarak da kullanabilirim aslında. Ama tabii ki kettle olarak kullansam bile ben bunu bunun üstünden kaldırmam. Çünkü ben bunu bunun için aldım. Şu görüntüsü için. Ve çok beğenerek aldım dediğim gibi. Dediğim gibi ama bu bunun içinden geçiyor. Şimdi fotoğrafta göstereceğim ben size nasıl olduğunu, nasıl durduğunu. Son bir kez daha şöyle göstereyim. Çaycım bu şekilde. Ay. Şimdi şunun nasıl durduğunu göstereceğim size. Burada fotoğrafı var. Şöyle. Bu şekilde. Evet, büyük parçalarım bitti. Bu kadardı zaten. Şimdi son olarak, değil mi son? Evet. Benim size son olarak göstereceğim, yaklaşık 78 ay önce falan AliExpress'ten sipariş ettiğim mumluklarım var. Şaka bir yana 1,5 ay falan oldu sipariş edeli ve 4-5 gün oldu bana gelelim.
Ama ben poşetinden çıkarmamıştım. Videoya saklamıştım size göstermek için. Ama çok tatlılar. Bakar mısınız? İki tane sipariş vermiştim ben bundan. Ve pişmanım ki iki tane verdiğim için. Keşke 4-5 tane verseydim. Şu şekilde. Şurada küçük bir delik var. Buradan içerisine böyle süs bitkiler falan koyabiliyorsunuz şunun içerisinde durması için. Buraya da mum koyuyorsunuz. Şimdi ben arkadan bir tane mum alıp size göstereceğim. Ben de ilk defa deneyeceğim. Şöyle seni alalım mesela. Evet. Bu şekilde. Şöyle biraz kamerayı... Çok şık değil mi? Çok güzel duruyor. Bunlar da bu şekilde. Bunları ne kadar aldım? 4-5 TL civarı hatırlıyorum. Onlara da AliExpress'ten bakıp açıklama kısmına yazacağım. Çok sevdim ve bunlardan bir 3-4 tane daha falan sipariş vermek istiyorum. Hatta videodan sonra ilk işim sanırım bunlardan sipariş vermek olacak. Bugünlük size göstereceklerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni izlemeye devam etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.